Özlem abla. Burası böyle şöz değil mi merak? Bence tepeden buradan aşağıdan. Tamam. Tamam. Nerede? Şurada mı? Güneş gözlüğünü tak başkanım. Tamam, şöyle tak hazırım. Yani yerleşim yerlerine çok yakın geldi burada zaten. Saçma olan da o zaten. Altımız üstümüz elektrik bekliyoruz. Böyle bizim önümüzde kalsın böyle. Şurada. O pankartı önümüzde olursa, arkada insanlar olursa daha etkili olur. Takmayın, takmayın ya. Güneş, Allah. Herkes arkaya gelin. Herkes arkaya gelin. Abi siz de gelin. Ama bizde arka olsa güneş görmüş gürk. Buran abla. O yüzden güneş de gözü taktı. Siz de gelin. Hadi. Herkes gelsin. Yeni çalışalım arkadaşlar. Vereceğiz. Bir tık daha böyle bir adım daha geri alırsak hep beraber. Yok, biraz daha bir tık indirebiliriz. Şunu tık indirelim mi? Evet, bir tık indirin. Dur bir saniye. Mikrofonları kime vereceğiz arkadaşlar? Mikrofonu böyle gelin. Sana vereyim mikrofonu. Böyle böyle. Üçü de görün. Ben yanınıza getireyim. Evet, Özlem abla. Ne? Görünür vaziyette böyle üçünü biz. Söyleyeyim mi? Başlıyormuş. Değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Dere köyümüzde son mera alanlarımızdan birine, iktidarın yine göz diktiği bir arazinin önündeyiz. Bugün burada hem çevre örgütleriyle beraber, hem Cumhuriyet Halk Partisi üyeleriyle beraber, hem de belediye başkan adayımızla beraber doğanın katledilmesiyle ilgili bir basın açıklaması düzenlemek istedik. Aslında algıyı buraya doğru yönlendirmek istedik. Biz her zaman söylüyoruz, biz Bodrum'un doğasını, mavisini ve yeşilini seviyoruz ve bunu korumak istiyoruz. Başkaları gibi sadece doların yeşilini sevmiyoruz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı burada. Ama iktidar partisinin ortaklarının çıkardığı adaylar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Aydın Ayaydın, Bodrum Belediye Başkanı adayı Mehmet Tosun, neredesiniz? Yani Bodrum halkını böyle mi sahipleneceksiniz? Bir algıya daha yön vermek istiyor iktidardaki partiler. Biliyorsunuz Ekin Ambarı diyorum, Akbelen'de bütün sivil toplum örgütleri, Akbelen halkı, bütün profesörler, bütün bilim insanları oradaki yapılan katliama karşı çıktılar. Ama hiçbiri dikkate alınmadı. Sadece tek bir kişi dikkate alındı. Hani beyefendi diyordu ya, dünya beşten büyüktür diye. Muğla'nın nüfusu aşağı yukarı 1 milyon 60 bin. Demek ki Sayın Aydın Ayaydın 1 milyon 60 binden daha değerli, daha nitelikli bir insan ki 1 milyon 60 bin insanın sözü dinlenilmiyor. Aydın Ayaydın bu olacak dediği zaman oluyor, bu olmayacak dediği zaman olmuyor. İktidarın zaten buraya yaklaşım anlayışı bu. Şimdi basın açıklamasına geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bodrum'un elde kalan tek merası olan Dereköy, Kavak Deresi'nde mera alanında 20 bin panellik YES projesi kurulması planlanıyor. Sanki başka yer yokmuş gibi. Bodrum'un tek merası adeta bir GES mezarlığına dönüştürülmek üzere. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi yine yalanlarla dolu bir chat dosyası ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan bölgemizin en önemli karbon yutak alanlarından biri olan ve onlarca ailenin geçim kaynağını sağlayan Dereköy'ün son doğal meralarından biri sözde yeşil enerji yalanları ile yok edilmek isteniyor. Dereköy Mahallesi 296 ada
16 nolu parselde gerçekleştirilmek istenen güneş enerji santrali ve depolama tesisi projesinin ÇED başvuru dosyasında projenin bölgenin su kaynaklarına, biyolojik çeşitliliğine, çevresindeki zeytinliklere, tarım arazilerine ve sosyoekonomik yapıya etkilerine yer verilmemiş. Daha da vahim olanı, bu raporda projenin yapılmak istendiği yerleşime ismini veren Kavak Deresi yok sayılmış ve proje alanına en yakın yüzeysel su kaynağı 5 kilometre mesafedeki Ege Denizi'dir gibi saçma sapan ve yalan bir ifadeye yer verilmiştir. Değerli basın mensupları, etrafınızda 5 kilometrelik bir alanda deniz suyu bir alanı görebiliyor musunuz? Yani böyle bir yalana siz de ortak olun diye burada sizlere söylüyorum. Dereköy ve STK temsilcileri, kurulması planlanan sözde yeşil enerji GES'in vereceği zararları araştırmışlar ve korkunç bir tablo ortaya çıkmıştır. Burada tam 146 bin dönümlük araziye sözde yeşil enerji GES kurulacak ve arazinin toprağa sıyrılarak mera alanı bozulacak. Bu çalışmanın sonucu tonlarca atık çıkacak, sosyal tesisler yapılacak. Elbette yenilebilir enerji kaynakları RES ve GES'lere Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşı değiliz. Ancak bu projelerin doğru yerlere yapılması gerekiyor. Bodrum dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi ve Türkiye'nin ekonomisine çok önemli miktarda girdi sağlayan bir kenttir. Ancak birileri Bodrum'u vahşi bir şekilde yok etmeye çalışıyor. Ama yok öyle yağma, burası Muğla sevgili dostlar. Sözümüzün özü şudur. Sözde yeşil enerji yalanı ile planlanan GES sadece doğayı yok etmeyecek. Bölgedeki insanlarımızın da yaşamını yok edecektir. Bu bir yok oluş ve hatta soykırımdır. Bodrum Yarımadası'na rüzgar enerji santrallerinin girmesini Bodrum Belediye'miz, örgütümüz ve çevreye duyarlı STK'larımızla nasıl engel olduysak GES'lere de bu şekilde engel olacağız. Daha doğrusu bu alanda yapılacak GES'e, mera alanlarında yapılacak GES'lere aynı şekilde direneceğiz ve engel olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler her zaman olduğu gibi doğamızı ve insanlarımızın yaşam haklarını savunuyoruz. Talan, yalan, dolanlarla doğamıza, halkımızın yaşam hakkını hiçe sayanlar bilsinler ki biz haklıyız ve biz kazanacağız. Doğa kazanacak, halkımız kazanacak. Sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz basın açıklamamıza. Zaten ilçe başkanım gerekli bütün açıklamaları yaptı. Evet, biz yenilebilir enerji kaynaklarına asla karşı değiliz. Ancak bunun doğal alanlarda, mera alanlarında yapılmasına özellikle karşıyız. Bu mera sadece bir kişinin, bir kurumun değil, bütün devletimizin, buradaki bütün köylünün ve bütün vatandaşımızın ortak bir alanıdır. Bu şekilde buranın ele geçirilmesi, güneş enerjisi santraliyle beraber burada tekrardan bir önce güneş tarlası, ardından da yanlarında sosyal etkinlik alanları, sosyal tesislerin türemesine biz kesinlikle karşıyız. Bunun yeri mera alanları olmaması gerekiyor. Planlarda daha uygun alanlar, güneş enerjisi santrali için daha uygun yerler olduğunu biliyoruz. Bu şekilde mera alanlarının talan edilmesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesinlikle karşı duracağız. Basın açıklamasına katıldığınız için örgütüm, partim, ilçe başkanım, ilçe örgütüm adına hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bir açıklamada 106 tane kayıtlı büyükbaş hayvan var. Bu hayvanların burası yayılma ve beslenme alanı. Eğer burası işgal edilirse bu hayvanlarımız nerede, nasıl beslenecek? Aslında platformu kurdular. Ama işe yaramayacağını, hayvancılık, tarım yapmadığımız zaman bu işlerin bir işe yaramayacağını ne zaman anlayacaklar? Ankara'da oturup Bodrum'u yönlendiremezsiniz. Ankara'da oturup Muğla'yı yönlendiremezsiniz. Yani buranın yerel işbirlikçileriyle ortak plan haline gidebilirseniz doğruya yönelirsiniz. Ama tek bir kişinin verdiği karar hep böyle yanlış olur. Çok özür dilerim. Bir düzeltme yapmam gerekiyor müsaadenizle. Muğla Çevre Platformu çok etkin. Çok etkin. Pardon, bir çevre platformu çok yanlış söyledim. Ve yanlış tam tersi bu alanın karşısında MUÇEV vakfı farklı bir yapı. Çok teşekkürler. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Arkadaşlar, burası zeytin bahçelerinin olduğu yer. Çok yakın alanlarında. Ve buranın yıllarca yerli halkı bostan ekmiştir. Buranın tozuyla ilgili ve bu güneş enerji panellerinin getireceği etkileri bu yakın çevrede yetişen ürünlerin hepsine verim düşüklüğü sağlar.
Bunun örneği burada kurulmuş olan bir tesis var. O tesisin yakın çevrelerinde bu apaçık verim düşüklüğü ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar buranın büyük yaşlı insanları burada bu tarım arazilerini yaparken bunu bize ilettiler. Ben 10 kilo alıyordum dedi. Şimdi 6 kilo zar ürün alıyorum dedi. O şu anda kurulu hazır olan panellerin yakın olan yerlerde. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ama bu kadar yerleşime ve mahallenin evet. içine bu elektrik nasıl olacak? Altımızdan, üstümüzden, her yerden elektrik geçecek. Çok mantıksız yani geliyor mahallenin. Bir alanda olması lazım. Dünyada bunun çok örneği var. Ama yani ben yaptım oldu sistemine karşıyız biz. Firma sahibi Deva Partisi kurucuların arasında. Yani bu burayı kesin kuracak olan. 1000 panel. Hı hı. Burası için düşünülen onun 20 katı, 20 evet. bin panelden bahsediyoruz. Evet. Köy merasında. Söyledik 146 bölme. Ve aynı 146 yani 235 bin metrekarede 146 bine panel döşecekler hı hı. ve sosyal alan yapacaklar. Evet. Ve bu söylediğimiz şey aşağıda yaklaşık 200 metre mesafede dere yatağı var ve dere akıyor. Evet. Akarsu var. Bu söylediğimiz panellerin içinde kullanılan malzemeler toksik malzemeler, toksik metaller var. Dolayısıyla yağmur suyuyla birlikte bu, bir kere bu yamaca ihtiyaçları var güneşi almak için. Ama yağmur suyu buradan süzüldüğünde olduğu gibi dere yatağına ve dere su kaynaklarına karışacak. Bu çok ciddi bir yanlışlık. Yani hiçbir şekilde yapılmaması lazım. Teşekkür ederiz.